Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 24 kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri ile devam ediyorum. 10. videomuz ve bu videoda optik izomeriye devam ediyoruz. Bir önceki videoda optik izomeriyi gördük, örneklerimizi gördük. Şimdi bir örneğimiz daha var, onu da görelim. Örneğimiz şöyle. Kobalt ve üç tane etilen diyeminin bağlı olduğu kompleksimiz. Bu kompleks kiral midir, değil midir? Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi... Etilendiği çift dişli bir ligand ve 3 tane bağlanmış. O zaman 6 tane bağlanma noktasından merkez metale bağlanmıştır. Yani koordinasyon sayısı 6'dır. Koordinasyon sayısı 6 ise bu bir oktahedral komplekstir. Yani 8 yüzlü komplekstir. Oktahedral komplekste merkezde metal var. Düzlemde bir kare. Bu kareye dik yukarıdan ve aşağıdan birer tane daha ligand var. Bütün açılar eşit ve 90 derece. Şimdi etilen diyeminleri yerleştireceğiz. Etilen diyeminler azotlardan bağlanır. İki tane azottan bağlanır. Bir etilen diyemin. Şu şekilde ikisini de birbirine bağlıyoruz. Çift dişli ligandımız etilen diyemini bu şekilde gösterdik. Bir tanesini buradan bağlayalım. Etilen diyeminleri tabii ki birbirine göre cis konumunda bağlıyoruz azotları. Çünkü trans konumu olsaydı birini buraya birini buraya bağlamak gerekirdi ve bu kadar uzayamayacağı için bu ligand bu gerginliği kaldıramayacağı için etilen diyeminler bu şekilde ancak cis konumunda bulunabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bu sebepten dolayı diğer etilen diyemini şu şekilde diğer etilen diyemini de bu şekilde bağlamış olduk. Şimdi kiral olup olmadığına karar verebilmemiz için ayna görüntüsünü çizmemiz lazım. Ortaya bir ayna koyduk. Şimdi buraya bu bileşiğin ayna görüntüsünü çizelim. Tekrardan oktahedral geometrimizi çiziyoruz. Düzlemde kare, ona dik, yukarıdan ve aşağıdan birer tane daha ligand var. Şimdi ayna görüntüsünü oluşturalım. Burada azot var. O zaman burada da azot olacak. Şurada azot, burada da azot olacak. İkisi birbirine bağlı. Gelelim buraya. Bunun ayna görüntüsü tam olarak burada çıkar. Bunun ayna görüntüsü de tam buradadır karşısında. Ve ikisi birbirine bağlı. Arkada şurada var. Ve ön tarafta da burada azot var. İkisi birbirine bağlı. Ayna görüntüsünü çizmiş olduk. Kiral olabilmesi için ya da birbirinin enantiyomeri olabilmesi için ayna görüntüsünün orijinal molekülle üst üste çakışması gerekir tam olarak. Bunu alıp bunun üstüne koyduğumda tam olarak üstüne yerleşmesi gerekir. Bunu alıp üstüne koyarsak üstüne yerleşmeyeceğini görürüz. Peki evet yerleşmiyor üzerine o zaman birbirinin enantiyomeridir, kiraldir diyebilirim. Fakat aynı şeyi molekülü döndürdüğümde de gerçekleşmemeli. Yani ben bu ayna görüntüsünü şu eksen boyunca eksen boyunca İstediğim derece çevirebilirim ama ben 180 derece çevirdiğimi düşüneyim şimdi. 180 derece sola çeviriyorum. Sağda çevirebilirim. Hiçbir şeye fark etmez. Nasıl çevirirsem çevireyim. Baştaki molekülü elde edemezsem elde edemezsem bu molekül kiraldir ve bu ikisi birbirinin enantiyomeridir diyebilirim. Bakalım bu molekülü buradaki şekilde çevirdiğimde başlangıçtakinin aynısını elde edebiliyor muyum? Evet, şimdi çevirme işlemini yapalım. Öncelikle oktahedral geometrimizi tekrardan çizdik. Şimdi çevirirken ne oluyor? Şuradan başlayalım. Şimdi eksen etrafında çevirdiğimize göre bu aynen burada duruyor. Bu azot. Bu azotun bağlı olduğu şu azota geldik. 180 derece çevirdiğimde 90 derecede buraya, 190 derecede daha buraya gelir. Yani 180 derece sonucunda bu azot şuraya gelecek. Ve bu ikisi birbirine bağlı. Değil mi? Evet. Şimdi şu azot ve bu azotu hallettik. Geldik bu azota. Aynı şekilde bu azotun bağlı olduğu bu azot yine eksen konumunda ve bunun da yeri değişmeyecek. Çünkü eksen etrafında döndürüyoruz. Şimdi gelelim bakalım bu nereye gidecek. 90 derecede buraya. 180 derecede tam da şuraya gider. Bu ikisi birbirine bağlı olduğuna göre bu ikisini de şöyle birbirine bağladık. Şimdi bu dördünü çizdik. Geldik bu ikisine çevirdiğimizde nereye gider? Şimdi şuna bakalım. 90 derecede buraya 180 derecede şuraya gider. Bu azot buraya geldi. Gördüğünüz gibi bu azotun bağlı olduğu bu azotta 90 derecede buraya 180 derecede tam da şuraya gider. İkisi birbirine bağlıdır. Etilen diyemini oluşturur. Bu şekli elde ettim. Bu şekilde bu şekil birbirinin tamamen aynısı olmalı. Eğer aynısıysa enantiyomer değildir. Kiral değildir. Fakat farklıysa ikisi bu ikisi birbirinin enantiyomeridir. Ve molekülüm kiraldir diyorum. Bakıyorum aynısı değil. Yani üst üste çakışmaz. Bunu alıp bunun üstüne koyduğumda üst üste çakışmaz. Şu kısma bakalım. Bu azot, bu azot biri öne doğru. Şu öne doğru demek. Bu da arkaya doğru yönlenmiş. Evet, aynen burası böyle. Bu kısım üst üste çakıştı. Şu kısma bakalım. Bu kısımda bir tanesi yukarı doğru. Evet, bu yukarı doğru. Şuna baktığımda bu arkaya doğru gidiyor. Fakat şuradaki azot öne doğru gelmiş. Yani bu azot öne doğru giderken bu arkaya doğru gidiyor ve üst üste çakışmaz. Aynı şekilde şuraya bakalım. Bu aşağıya doğru yönlenmiş. Evet, aşağıya doğru. Düzlemdeki kareye dik aşağıya doğru. Tamam, ikisi üst üste çakışır. Fakat şuraya geldiğimizde bu azotun bağlı olduğu bu azot arkaya doğru yönlenmiş. Bu azotun bağlı olduğu bu azotsa öne doğru yönlenmiş. Üst üste koyduğumda biri arkaya biri öne doğru yönlendiği için üst üste çakışmayacaktır. Bu durumda bu molekülü yani ayna görüntüsünü çevirdiğimde de başlangıçtaki ile üst üste çakışmıyor. Demek ki bu ikisi birbirinin enantiyomeri ve bu molekül nedir? Kiraldir diye bilirim. Şimdi devam edelim. Siz kendiniz de e, ayna görüntüsünü çizdikten sonra bu ayna görüntüsünü mesela 90 derece çevirmeyi deneyebilirsiniz. 90 derece çevirdiğinizde de başlangıçtaki ile üst üste çakışmadığını göreceksiniz. Veya 180 derece ters yöne çevirebilirsiniz. Yine üst üste çakışmadığını göreceksiniz. Nasıl çevirirsiniz çevirin bu ayna görüntüsünü. Hiçbir şekilde başlangıçtaki ile üst üste çakışmadığını göreceksiniz o zaman şu şekilde bir genelleme de yapabiliriz merkez metale m diyelim burada kobalt merkez metale çift dişli bir ligand bağlandığında n diyelim yine buna çift dişli liganttan üç tane bağlandığında bu şekildeki komplekslerin ne olduğunu kiral olduğunu söyleyebiliriz böyle bir genelleme yapabiliriz şimdi Devam edelim. O zaman biz burada, bu videoda neden bahsediyoruz? Optik izomeriden bahsediyoruz. Optikçe aktiflikten bahsediyoruz aslında. Şimdi ikisi, iki tane molekül birbirinin enantiyomeri ise ne demek? Bu nasıl optikçe aktifliğe gidiyoruz? Buradan bunu görelim. Şimdi polarize ışık ışınlarıyla bir enantiyomerin elektronları arasındaki etkileşim polarize ışık düzlemini çevirir. Polarize ışık düzlemini sağa çeviren enantiyomere dextro rotatory denir. Bu artı veya d ile gösterilir. Dextro rotatory. Yine polarize ışık düzlemini aynı ölçüde fakat zıt yönde yani sola çeviren enantiyomere de Levo rotatory denir. Bu da eksi ya da L ile gösterilir. Yani iki enantiyomerden biri de biri L olacaktır. Biri polarize ışık düzlemini sağa, biri polarize ışık düzlemini sola çevirir. Polarize ışık düzlemini döndürme yeteneği olan böyle izomerler, böyle izomerlere optikçe aktif denir. İşte enantiyomerler, polarize ışık düzlemini bu şekilde e, zıt yönleri çevirebildikleri için bunlar optikçe aktiftir ve bunlara da optik izomerler denir. Şimdi optikçe aktif kompleks iyon sentezlendiğinde her iki optik izomerin yani enantiyomerin bir karışımını elde ederiz. Buna rasemik karışım denir. Bir izomerin optik çevirmesi diğeri tarafından yok edildiği için rasemik karışım polarize ışık düzlemini çevirmez. Neydi? Rasemik karışımda hem iki, en, enantiyomerde bulunuyor yani. Biri polarize ışık düzlemini sağa çeviriyor. Biri sola çeviriyor. Rasemik karışım. O zaman biri sağa biri sola çevirdiği için enantiyomerlerin rasemik karışım polarize ışık düzlemini çeviremiyor. Çünkü bu ikisi birbirinin etkisini yok ediyor. Bir rasemik karışımdaki D ve L izomerlerini ayırma işlemine yarılma denir. Biz bu izomerleri birbirinden ayırmak istiyorsak bunlara yarılma işlemi uygulamamız gerekir. Nedir bu yarılma? Yarılma kiralikten etkilenen bir kimyasal tepkime ile gerçekleştirilir. Yani moleküllerimizin kiral olmasından etkilenen bir tepkime gerekir bize. Bu tepkime ile gerçekleştiriyoruz yarılmayı. Ve ne yapıyor enantiyomerler? Bu tepkime de farklı davranıyor. Yani ee, sağa doğru optik e, polarize ışığı sağa doğru çeviren dex rotatory ile sola doğru çeviren leva rotatory bu e, kimyasal tepkime de kirallikten etkilenen kimyasal tepkime de farklı şekilde davranarak birbirinden ayrılıyor bir enzimin aktivitesi ya da bir mikroorganizmanın bir tepkimeyi sürdürme yeteneği gibi çoğu canlı olayları kiralliğe bağlıdır evet kirallik bu sebeple Önemlidir. E, canlılar için e, önemli bir olaydır kirallik. Bu sebeple bu iki izomerini yani enantiyomerleri birbirinden ayırmakta önemlidir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.